Merhaba arkadaşlar, ben Alveo. Bugün sizlere Katar 5.1'i çekeceğim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce Katar hakkında birazcık konuşalım. Katar diğer silahlara bağlı olarak birazcık daha hızlı, birazcık daha hani seri tepki vermeniz gereken bir silah. Hani rakibe vurduktan sonra devamını yakalayamayabilirsiniz. Rakibin dodge attığı yere belki birazcık karıştırabilirsiniz. Hani elinizden geldiği kadar hızlı oynamanız ve dash atmanız gerekiyor. Bu silahı oynarken dash çok önemli bir şey. Dash atacaksın ve chase dodge. Chase dodge dash. Şu ikisini bir şey yapalım. Sabitleyelim. Chase ve chase dodge ve dash. Şimdi olay şöyle başlıyor. Genellikle komboyu başlayacağını zanneder. Böyle olur. Bununla başlarsın ve bununla başlayacaksın ve bu nair'la başlayacaksın. Sidelight'la başlarsın. Dare'la başlarsın ve şeyle Enlight'la başlarsın. Yani nair yani pardon. Nair'la başlarsın. Şöyle oy pardon. Aslında Enlight'la da başlarsın da biz serilik olsun diye söylüyorum şimdi. Öncelikle size göstereceğim ilk şeylerden bir tanesi Sidelight Downlight. Yani şu. Ve bunu yaparken dash atmak zorundasınız. Şöyle değil bak. Bu değil. Bu Sidelight Downlight ama arada dash var. Yani ben de Z. Yani şunu atmanız gerekiyor. Şu yani atamadım bunu. Tak tak. Bastığım tuşlara iyi bakın. Aşağı tuşuna basılı tutuyorum ve yan tuşuna basılı tutup sadece ZC yapıyorum. Sizde farklı bir şey olabilir. C tuşu sizde J olabilir. Sol tık olabilir. Mantık ama yine aynıdır. Sidelight'ı vurduktan sonra aşağı tuşuna basılı tutuyorsun. Ben yan tuşuna da basılı tutuyorum. Sadece dash ile şunu atmanız gerekiyor. Yani şöyle. Bunu. Rakibe Sidelight'ı vurduktan sonra Downlight'ı dash ile atıyoruz ve True bir combo elde ediyoruz burada. Bu hareketten sonra rakibin dodge atmasına bağlı olarak veya hani önceden kullanmıştır veya kullanmamıştır. Ona göre bir combo çıkartacağız. Mesela şu Infinity meselesi de herkesin sorduğu. Ya böyle giriyorsun, böyle çıkıyorsun, böyle giriyorsun, şöyle yapıyorsun. Ondan da bahsedeceğim. Bir de iki farklı Infinity türü var. Şimdi ilk olarak başlangıç hareketimizi yapalım. Sidelight, Downlight. Hareketimiz True'dur. Bir daha yapıyoruz. Sidelight, Downlight. Yavaş yapayım. Bir yapamadım zaten. Aslında normalde True. Şöyle bakayım. Tamam. Şey açıkmış. Onlar bile True oluyor. 200 cana kadar yapabiliyorsunuz ama hani 150'den sonra bayağı bir şey olmaya başlıyor. Zorlaşmaya başlıyor. Çünkü çok ucundan tutturmanız gerekiyor. Yani şunu çok hızlı tutturmanız gerekiyor. Şimdi ilk hareketimize girelim. Sidelight, Downlight, Nair. Bunu hızlı tutturmanız gerekiyor. Ben yapamadım. Yapacağım. Yapamam. Oh shit. Bu. Bu hareketten sonra canına bağlı olarak değişiyor tabi. Hani o seyir hani Enlight onu sağa sola da atabilir. Attığı yöne doğru olarak bir tane değer ineceğiz. Atamadım pardon. Şuradan mı girsem? Gibi. Combo aslında orada başlıyor ve oradan sonra hayal gücünüze bağlı olarak gelişiyor. İlk önce şunu atıyorsun ve nair atıyorsun. Orada ben zıplayarak nair atıyorum. Bu. Bunu seri atmanız gerekiyor ki rakibe vursun. Attı, buradan girdim. Veya o hareketten sonra ground pound deneyebilirdim. Gibi. Hani Nair'ın şey kullanım şekillerinden bir tanesi bunun ya kaşınıyor bir şekilde. Tamam. Nair'ın kullanım şekillerinden bir tanesi o. Ondan sonra normal hani şununla değil dedi. Nair'la girişler var ve dodge şey yaparken, read yaparken, dodge read yaparken bunları kullanacağız. Şimdi temel başlangıç komboları için veya başlangıçta nasıl adama yaklaşırım onlardan bahsedeceğim. İlk önce sadece Downlight ile başlayacaksın. Ondan sonra duruma bağlı olarak birazcık Infinity'ye kayabilirsiniz veya hani farklı bir şey olup dediğim gibi Nair'i kullanabilirsiniz veya böyle girebilirsin. Şöyle girebilirsin. Bir dakika olmadı onu bir yapayım. Yapamadım lan söyleyeyim. Şöyle girebilirsin gibi şeyler. Şimdi İlk önce Nair'li versiyonunu gösterdim. Şimdi birazcık Infinity'ye kayalım. Infinity yaparken tam tersi şekilde inmemiz gerekiyor. Yani bu tarafa zıplayıp böyle gelmemiz lazım şimdi. Mantık bu. Bunun iki farklı türü var. Bir yere indiğin gibi böyle kalkma. Bir diğeri de böyle geldikten sonra bir daha sidelight ile şey yapma. Bir sidelight'liği göstereyim. Sidelight'li versiyonu böyle oluyor. Bir de hani normalde şeyle Downlight'da olanı gösteriyorum. Bu birazcık daha seri gibi gözükebilir.
Mantık böyle. Hatta birazcık daha sürdüreyim şunu. O recovery versiyonuna anlatacağım. Rakibin dojunu kırdıktan sonra elinden geldiği kadar hasar veriyorsun. Verdikten sonra da recovery olur veya cana bağlı olarak ground pound recovery olur. Bunlarla pi uçuruyorsun adamı. Şimdi bu infinity kombosu başlangıçta nasıl yaparız? Şu iki vuruşu atmanız gerekiyor. Bu iki vuruş sabittir. Side light, down light. Down light'ı attıktan sonra ters tarafına, yani bu tarafa doğru tuşlara bas, yani döndürmeniz gerekiyor. Yani bir O çiziyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani böyle pat 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 gibi. Şimdi side light, down light'ı attım. Bastım tuşlara. Dikkatli bakın. Ellerimi bir anda alt yan tuşlara geçiriyorum. Yani şu iki tuşlar gözüküyordur şu an. Şu iki tuştan çekip bu iki tuşa basıyorum. Aşağı ve sol tuşuna basıp tutuyorum. Ve bunu yaparken space'iniz çok seri basmanız gerekiyor. Seri basmazsanız, hani hatta şöyle bir deneyeyim. Böyle olursunuz. Hani komboyu yapıyorsun. Dur, vuramadım. Vuramadım. Rakip aşağı düşer. Şu space ve C'niz aşırı iyi, yani seri basmanız gerekiyor. Bakın, şöyle bir space C yoktur. Böyle değil bak. Böyle değil. Ne kadar yerden attığıma iyi bakın. Aşağı tuşuna basılı tutuyorum. Space tuşuna bastığım gibi C'ye basıyorum ki hani karakterin ayağı yerden kesildiği anda püf, direkt basmanız gerekiyor. Bir daha deneyelim. Tak tak tak. Ben yapamadım. Burada space basamadım büyük ihtimal. Ve bunu aynı yaptığınız şu tarafı burada indikten sonra dash ile birlikte bir daha şunu yapmanız gerekiyor. Yani şunu dash ile birlikte atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi dash, ama tutturamadım. Bir daha yapayım, tutturayım. Bu. Dash ile birlikte dönmeniz gerekiyor. Sonra en sonunda canı çok kırmızıysa orada şundan sonra elini yan tuşuna basılı tutup recover atmanız gerekiyor. Örnek göstereceğim şimdi size. Bu. Bunu atıyorsun, giriyorsunuz ya, şunu yaptın, buradan girdin. Buradan girdin, kalktıktan sonra ters tarafa bakıp recovery atıyorsun. Bazen düz de atabilirsin. Hani o combo içerisinde attığın yöne göre değişir. Adam bir anda hani fakelemiş gibi bir şey olursun. Buradan giriyorsun, giden bir daha dönecekmişim gibi yaparsın. Buradan girdiğin anda recovery'i patlatırsın. Sonra zaten gerisi AG gider veya yukarı gider. Yukarıda öldürürsün. Oraya kalıyor. Ondan sonra bir daha yavaş yavaş üstünden geçelim. Bu çünkü zorlanacaksınız başta. Bir de ayarlarımı göstereyim size. Diğer videolarda göstermiştim. Kontrolse giriyoruz. Burası böyle. Pick up. Yo ye. Ninja oldum yine. Tamam. Bu ayar kısmı böyle. Change kontrolse giriyorum. Burası açık. Şimdik. Ben de jump artı aimup kapalı. Ben sadece aimup kullanıyorum. Ve jump'ımı space olarak kullanıyorum. Oğlum ne kadar ninja oldum ya. Neyse. Ayarlar bunlar. Bendeki ayarlar sizde farklı olabilir. Sonra neden olmuyor demeyin. Şu gösterdiğim sağ üstteki ninja oversight miydi neydi? Onu açık olması gerekiyor bu arada. Çünkü attığınız dönüşteki seyri nehire çeviriyorsun gibi bir şey yani. Şimdi bir daha devam edelim. Komboyumuzu yapalım. Side light, down light, yan tuşlar, yani şu aşağı ve sağ tuşundan elimizi çekip aşağı ve sol tuşuna basılı tutup sadece şunu yapmamız gerekiyor. Space C. Sizde farklı bir tuş olabilirsiniz. Yani jump, dare yapmamız gerekiyor. Böyle, böyle, böyle. Yapamadım. Ben zıplamayı yapamadım burada. Bunu yaptıktan sonra normal bir şekilde yani side light ile devam edebilirsiniz. Buradan girip böyle yapıp böyle de yapabilirsiniz. Bak direkt öldü. Orada da Grand Pant'a farklı bir combo var. Ondan da bahsedeceğim. Reed'lerde de kullanılacak bunlar. Bir daha yapalım. Böyle, böyle, böyle. Tak, 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 tak. Veya buradan direkt şeye kaydım. İlkine kaydım. Canı da kıpkırmızıyı da geçirdim direkt. Şimdi bunlar güzel kısımlar. Adamı döndürüyorsun, möndürüyorsun falan filan. E şimdi bunun içine yani hareket eden bir rakip giriyor. Ranked'da veya orada burada hareket eden rakipler gelecek. O zaman ne olacak? Huşt, yamuktur bu. O zaman da read, yani dodge read atmanız gerekecek. Şimdi bir de onları başlayalım. Bir de şeyi göstereyim baştan. Yine şunu şey yapmadan önce. Bununla da başlayabilirsiniz. Ama şununki gibi true olmaz. Şununla bir anda mesela adamla vs halindesiniz, böyle şey yapıyor. Bir anda bununla girip şöyle çıkabilirsin veya hani girdin diyelim bunlar. Tak 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 hareketini yaptın, çıktın.
Chase Oji bu arada önemli. Mesela şunu yaptım. Chase Oji'ye gidip nair atıyorum ben. Genellikle nair'le kullanıyorum son finish hareketlerimi veya nair'dan sonra tutarsa bir Chase Oji daha recovery ve öldürürsün yukarıda. Onun haricinde bir de şeyle nair'le girişi göstereyim size. Nair'le giriş şu. Dediğim gibi nair'i aşağıdan atmanız gerekiyor. Yani şöyle bir olay ve nair'e basarken elinizin hani nair'ın olayı hiçbir yön dışına basmazken sağa sola basmazken veya yukarı basabilirsin ama o zaten bende aim up olduğu için sizde jump olabilir fark etmiyor. Havada hiçbir yön dışına basmazken vuruş yapmaya nair deniyor. Niye burnum bu kadar kaşındı ya? Neyse. Şimdi rakibin içine doğru gidip nair'ımı atıyorum. Nair'ın aynı Spear'daki gibi vurduğu köşe veya onun şekline göre rakibi yukarı, aşağı, çap, sağa, sola atabilir. Mesela arkasıyla dokunursan beni sol tarafa atıyor. Yani rakibi sol tarafa atıyor. Önüyle dokunursan sağa atıyor. Böyle yaparsan bazen duruma göre olur. Adam havadaysa yukarı doğru atar. Şimdi biz bunu combo için nasıl kullanacağız? 1. Rakibin içine attıktan sonra duruma bağlı olarak nereye doğru gidiyoruz? Oraya doğru downlight veya sidelight ile giriş yapacağız. Bakalım şimdi. Bir daha atıyoruz. Atamadım pardon. Tak 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 veya tak tak. Bunun gibi orada dash atsaydım tutacaktı şöyle. Bunun gibi şeyler. Buradan sonra zaten komboyu devam ettiriyorsun. Bunun kullanmamın nedeni rakibi hani çok güzel şey etmesi. Nasıl söyleyeyim size? Bunu hareketli bir şekilde, bunu dikenli bir zırh olarak düşünün. Rakibin üstüne giderken bunu sallayabiliyorsun. Ve birden fazla vuruyor. Mesela ilk vuruş tutmazsa diğeri tutuyor gibi düşünün. Böyle gidiyorsun. Pat pat. Direkt kalkıyorsun. Veya bir daha deneyelim. Tak 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 tak. Güzel bir combo yaptım. Hasar verdim. Nair'i bunun için kullanıyorsun. Rakibin attığı hani dodge yönüne göre de nair kullanacak. Ama asıl mantık budur. Bir de ground pound'dan bahsedeyim. Rakibe şu dönüşü attıktan sonra veya şu da olur veya bu da olur. Bu oluyor galiba. Aynen bu da olur. Bunlardan sonra elinizi yan tuşlara basılı tutuyorsunuz. Aşağıda olur. Ground pound dinliyorsunuz. Şöyle. Atamadım pardon. Ground pound'dan sonra recovery. Orada nair de atılabilir, seyir de atılabiliyor. Bir daha atalım. Bu nair'li versiyonu, seyir'li de atalım. Atamadım. Bir de böyle. Duruma bağlı olarak adamın canı birazcık şeyse, turuncu gibi falansa buradan sonra yani dare'la devam edebiliriz veya şöyle yapalım bir. Hatta bu taraftan mı atsam ya? Mantık bu. Bir de Age'de hani söyleyeceğim bir şey. Rakibi hani gimp veya herhangi bir şey yapmak istiyorum. Yani genellikle Age'de kullanacağınız şeyler dare ve seyir olacak. Seyirin force'u yüksektir. Yani Age'den gelen adamı şöyle bir atalım şunu. Age'den gelen adamı veya şu köşedeki adamı seyirle dürtmemiz gerekiyor. Git kardeşim, git kardeşim. Oo, seyir. Buradan geliyor seyir. Buradan gelmeye çalışıyor diyelim. Kafasına direkt seyir. Önemli olan bu. Ground pound, ground pound'dan sonra da seyir veya ground pound'dan sonra yani nair. Ben genellikle hani fazla tehlikeye atmamak için kendimi nair'la da giriş yapıyorum. Mesela rakibi birazcık şöyle bir atalım aşağıya. Böyle vurduk. Nair. 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 Veya hani seyir. Nair'den sonra seyir gibi. Veya buradan kendinizi aşağı atarken nair'e atıyorsun. Alttan hani hitbox'ın altına denk getirirse rakibi direkt aşağıya atıyor. Hani çaprazına denk gelirse rakibi bu tarafa atıyor. Sağ altına atıyor. Öyle gibi öyle bir durumda direkt seyir atıyorsun. Veya buralara gelirken de bunu kullanmanız gerekiyor. Genellikle bunu hep kullanacaksınız zaten. Buradan yap. Böyle böyle. Sonra buradan girdin. Onu tuttursaydın direkt seyir atıyordun bu arada. Tak 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 tak. Güzel karşı kaçmasaydı o seyir yiyecekti. Mantık bu. Şimdik şu olayı da gösterdiğime göre bir de atın üstünden bir daha geçeyim. Belki yapamayan olur. Şu yani sidelight, downlight'tan sonra zıplayıp ground pound. Ground pound'dan sonra recovery basmanızı genellikle tavsiye ediyorum. Çünkü hani şu diğer hareketler birazcık zor kaçabilir ama recovery çok basittir. Ground pound elini alttan çek. Direkt şey sağ tık basıyorsun. Yani sizde K olur, ben de X olur. Şöyle yani şey recovery. Tak tak yapamadım lanet olsun. Tak 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 tak. Buradan sonra chase dodge attım. İstersem yani chase dodge veya şey yerine bir tane daha recovery, bir tane daha seyir gibi şeylerle kullanabilirdim. Bir daha yapalım. Tak 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 veya buradan girdik. Tak tak gibi. Yani
Oynayış stiliniz birazcık hayal gücünüze kalacak. Çünkü o anlık duruma göre oynamanız gerekiyor hareketi. Tak yaptım. Buradan buraya gitti. Çünkü şeyin nehirin hitbox'ının neresine değerse hani o tarafa doğru gidiyor. Birazcık hani Spear'daki mantık gibi. Hani buranın burasına değdiyse böyle gidiyor. Buranın şurasına değse böyle gidiyor. Altından şu vurursan belki yerden seker. Yukarısına değmişse havaya da kaldırır. Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi rakip vurduktan sonra dodge atacak. Şimdi dodge olayını birazcık halledelim. Spot dodge aldım şuna. Kafam kaşım. O bir kafamı kaşımış bulmaktayım. Şimdi true ile giriş yapıyoruz. Tak tak yapamadım. İyi ki dedim öyle. True ile giriş yaptık. Adam spot dodge atıyor. Yani natural dodge. Dodge atıyor yani. Birden fazla tekniği var. Tak 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 tak. Veya tak 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 tak. Orada dodge bir daha geldi. Orada etraftan bir daha böyle yapabilirdim. Aynı şeyi bir daha göstereyim. Yapamadım. Lanet olsun. Tak tak. Orada deşi atamamışım. Ay. Girdim. 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 Hop. Hop. Bak orada artık gidiyor. Ha. Kıpkırmızı can oldu. O gibi durumda reloadledikten sonra recovery. Yapıştır anasını satayım. Şu dönüşte adamı yakaladığın anda recovery'i geçiriyorsun. Bir daha başladım. Tak. 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 Giremedim. Ve bunu da nair gibi şeydi veya dair'la da giriş yapabilirsiniz. Dair attıktan sonra hani spot dodge atacağından eminsen chase dodge'la yana at veya dash'le kendini yana at soldan gir gibi. Bak bakın şimdi hop tak. Mantık birazcık daha chase'ci basılı tutsaydım olacaktı. Bir daha yapalım. Birden fazla teknik göstereceğim. Böyle ridleyebilirsin. Veya true ile girdin. Böyle. Veya ground pound dediğim ground pound'u kullanacağız. Tak 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 tak. Gördüğünüz gibi burada da çok güzel bir hasar çıkarmış olduk. Ground pound'dan sonra farklı bir şeyler denenebilir ama hani en basit yapabileceğiniz şey o. Recovery kalkmak. Ondan sonra nair'la girişten bahsedelim birazcık da. Nair'ı vurdun, pat girdin, hasarı vurdun, bir daha attı girdin, giremedin, pat yaptın, pat pat pat. Oradan da giremedim ama gireceğiz. Şuradan gel. Gibi. Yani rakibin içine giderken atıyorsun. Sonra da geçiriyorsun. Zaten bunu geçirdikten sonra rakibin belli bir süresi var. Orada keşke dönüş alabilseydin. Direkt recover kalkacaktım. Böyle girdik. Canına hasar veriyoruz. Veremedik. Hop. Bir daha deneyelim orayı. Orada da bizi hani dodge'ladı yani. Yapacak bir şey yok. Ama gelin elinden geldiği kadar bu hasarı veriyorsunuz. Böyle yaptım. Böyle vurdum. Böyle vurdum. Veya aynı şekilde orada zıplamanız gerekiyor. Şu hareketten sonra zıpla bu tarafına geçiyorsun. Manuel olarak da yapabilirsiniz. Veya bu hareketten sonra olduğunuz yerde bir daha atabilirsiniz. Bakın. Gibi olduğunuz yerde. Veya bununla tutturdun. Bat. Böyle de yapabilirsin. Veya oradan sonra şey bile girebilirsin. Ben biraz geç yaptım bunu. Erken yine. Recovery mi atamadım. Jump recovery atmam gerekiyor. Aslında seyir bile girinebilir. Bir daha deneyelim. Fak. Neyse mantık zaten böyle. Bir yerden sonra canına bağlı olarak sağa sola oraya buraya açıyor. Oralar yapılır. Şimdi spot dodge'dan bahsettik. Up. Yukarı. Bunu rakibe vurduktan sonra dediğim gibi şey dodge'larda demiştim ya nair'in önemi var diye. Bununla atıyorsun veya nair'la giriyorsun içeriye. Girdim. Yukarı zıpla. Bir daha bu. Buradan giriyorsun. Böyle devam ediyorsun ve rakibin hani havadayken veya yerdeyken dodge hızı geliyor. Havada 3 saniye, yerde 1 saniye miydi? 2 saniye miydi? Öyle bir şeydi galiba. Vurdun. 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 Oradan dönüş alsan güzel olurdu. Gibi. Veya klasik şey bile kullanabilirsiniz burada. Şuradan true ile giriş yapayım daha iyi olsun. Gibi. Veya oradan seyir. Gibi şeyler. Yani ground pound'u kullanabilirsin yukarı atıyorsa eğer ki. Veya işte nair'dan sonra orada bunu kalkabilirdim. Çok fazla seçenek var. Hani o anki tepki vermenize bağlı olarak gelişiyor bunlar. Böyle yaptın, böyle yaptın, böyle yaptın, böyle yaptın gibi. Veya rakibe vurdun, buradan kaçtın, böyle yaptın. Veya klasik komboyu yapayım. True ile giriş yaptın.
böyle yapabilirsin. Ben yana attım veya buradan böyle kalkabilirsin. Çok fazla seçenek var. Right. Yani sağa doğru gidecek. Bunda yine aynı şey geçerli. Sadece gittiği yöne doğru saldırmanız yeterli oluyor. Gittiği yöne doğru saldırıyorsunuz. Bir de bu taraftan yapalım. Arkama geçti. Buradan yakaladım. Buradan yakaladım. Aynen orada bir daha dodge geldi ve hasarımızı vermiş olduk zaten. Bir de aşağıya bakalım. Aşağı spot dodge gibi işler büyük ihtimal. Hop. Çok güzel de bir hasara verdik. Hani mantık zaten şu ilk başta gösterdiğim olayla alakalı. Şu olayla alakalı. İstersen buradan sonra aşağı git böyle yapala. Yakala işte. Tak. Tak tak tak. Tak tak. Orada güzel hasar. Aslında öyle öldürebilirdim ya. Şuradan bir daha deneyelim. Atamadım. Gibi. Çok fazla seçenek var. Hatta nehirli bir şekilde gireyim. Giremedim. Hop hop hop. Orada aslında kendimi salıp da yapsam tutardı. Bir daha yapalım şurayı. Gibi. Left. Yine aynı şey. Bunun bu tarafına denk gelecek. Burada aslında bunu şeyde kullanmanız daha mantıklı. Şimdi ben bu rakibe buradan girersem arkama kaçacak. Şimdi biz burada şeyi kullanmamız lazım. Infinity'yi kullanacağız. En son bir dönüş atacağız. Yakalayacağız. Yakaladıktan sonra bir daha sola gideceğiz. Turu yatamam. Ben nasıl olsun. Birazcık daha orada aradaki boşluğu. Gibi. Orada birazcık daha boş bırakırsam veya birazcık daha geriden yaparsam. Gibi. Bu böyle böyle gidiyor zaten. Birazcık hani siz kendiniz bir şey katmanız gerekiyor. Bir de oradaki duruma bağlı olarak. Veya rakip hep sizin içinize doğru gidiyorsa tam infinitylik bir şey oluyor. Rakibi böyle vuruyorsun. Hop infinity yapıyorsun. Vuramadım. Hop infinity. Gibi. Hop. Hop. Güzel dodge attım. Bundan sonra dediğim gibi H kısmında direkt seyir. Şimdi sağ üste gidecek. Sağ üste zaten yine aynı. Şunu yapmamız gerekiyor. Böyle. Veya olduğumuz yerde yapsak da büyük ihtimalle tutuyordu. Aynen. Böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Bir daha kalkarsa bunu vur. Yani gittiği yöne uçacaksın. Gittiği nere tarafa gidiyorsa o tarafa doğru atlamanız gerekiyor. Bu tarafa yaparsan olduğun yerde böyle yap. Böyle yap mesela. Şuradan girelim. Böyle girdik. Böyle gir. Böyle. Böyle. Bir de bu taraftan yapalım. Veya nearly gireyim. Tak. Tak. Sağa doğru gitti. Buradan girersem bu yine tutacak. Güzel. Seyirim tutmadı. Buradan vurdum. Bununla bir dürttüm onu ve tek vuruşla öldürdüm. Şimdi de sağ aşağı. Bunda aslında bu da basit. Böyle vur. Bir daha gidecek. Böyle tekrarla. Aynı şeyi bu taraftan yapınca da işliyor veya şöyle yaparsanız. Böyle vurdum. Böyle vurdum. Ve doğru. Böyle vurdum. Böyle yakaladım. Böyle yaptım. Böyle. Oh. Oh shit. Gideceği yöne doğru saldırmanız gerekiyor her zaman. Bu tarafa gitti buradan yakala. Her seferinde gittiği yöne doğru saldırmanız gerekiyor. Aynı şeyi şununla da yapabiliriz. Bir de sol aşağıya gidecek. Böyle yaptım. Yine bu tarafa gitti. Böyle yakaladım. Edge'deyken de şu vuruştan sonra jump'la yapmaya çalışın. Çünkü anca tutacaktır. Tak 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 gibi. Sonrakine geçelim de. Şimdi de sol üst. Bunun aynı şekilde şu ters bir şekilde atabiliriz. Veya buradan döndük. Böyle böyle attın. Böyle yaptın. Çat çat çat. Hop. Grand. Yine dediğim olayı yaptım. Grand Pound'dan sonra kendimi aşağı salarak nehir atıyorum. Random aldık. Aslında o kapkara oldu. Her şeyi açınca kapkara oluyorum. Hani mantık bu yönde. Genellikle şöyle atıp şöyle yapabilirsiniz veya şey şöyle atma böyle yaptım. Yanlış yöne attım bu arada, çok güzel yaptım onu. Böyle. Yine aynı yer. Hani bunlar da weapon throw kombolar, yani true kombolar bunlar. Veya işte nehir atabilirsin, grand pound atarsın. Şuradan. Hatta bunu normalde şeyde de işliyor. Yani. Bunu da, bu gibi şeylerde de kullanabiliyorsunuz. Of 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 be. Aldım kavradım orayı. Bak el kaldı. Hop, buradan alıyorsun kardeşim diyorsun. Ben de sal bana. Neyse o zaman aklımızda farklı bir şey kaldı mı dese, hani
Vermediğim bir bilgi varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Genellikle zaten Katar oynayışı böyle oluyor. Onun haricinde Discord grubumuza gelebilirsiniz. Discord grubumuzda eğitim veriyoruz veya hani oynayacak kimseniz yoksa arkadaş arıyorsanız burada yani bizim Discord grubumuzdaki kişilerle takılabilirsiniz. 2v2 rank atabilirsiniz. Spar atın. İstediğinizi yapabilirsiniz. Muhabbet, chat, gır gır, çap çap. Çok güzel muhabbetlerimiz döner. Onun haricinde Twitch'te canlı yayında yapıyorum. Arada yapıyorum. Denk gelirseniz izlersiniz. Takip edersiniz. Muhabbet ederiz. Yayınlarda genellikle izleyicilerle vs atıyorum veya izleyicilerle birlikte oynuyorum. Ranked, duo, her türlü şeyi yapıyoruz. Videoyu yararlı bulduysanız ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Kendinize iyi bakın. Ben Alveo. Görüşmek üzere. Aldın orayı. Dönüş veriyorsun oradan. Diyorsun ki al bunu. Pat 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 çat. Buradan da buraya tutsaydı güzel olacaktı. Diyorsun kardeşim sen yapamadın. Hop. Direkt alıyorsun o dönüş. Şuradan hop. Bendesin.